Yeni Binance CEO'su Richard Tang ilk açıklamasını yaptı. İşte şirketin yeni liderinin tüm sözleri diyor. Buna bakacağız. Biliyorsunuz CZ artık CEO değil. CZ CEO'luktan çekildi. Daha istifa etti aslında. Ama tabii işin görünen boyutu istifadan ziyade CZ'nin zorla indirilmek durumunda bırakılması diye aslında meseleyi yine açıklığa kavuşturabiliriz. Öyle değil mi? CZ şu anda istifasının ardından yerine geçen isim de Richard Tang olmuş oldu. Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'ın Changpeng Zhao'dan sonra yeni CEO'su Richard Tang, X resmi hesabından şirketin geleceğine dair açıklamalar yaptı diyor. Şimdi tabi bu saatten sonra Binance üzerinde pek çok problem ortadan kalkacaktır. Binance'ın iç durumunda söylüyorum. Ancak Binance'ı yeniden canlandırabilecek herhangi bir güç dünyada yok. Yani şu şartlar altında canlandırabilecek bir güç aslında dünya genelinde var olmadı diyebiliriz. O yüzden Richard Tang'in gelmesi vesaire bir şey değiştirmiyor. ABD'ye yakın bir isim geldi. Yani CZ mesela, CZ Richard Tang'i işte CEO olarak atadı, en büyük hissedar olarak ve tek hissedar olarak. Fakat burada atanan isim yine tıpkı CZ'nin istifa etmesi gibi ABD'nin isteğiyle olmuş oldu aslında. Diyor ki işte CZ'nin seçtiği yeni CEO'nun yaptığı açıklama da dediğim gibi CZ bunu isteyerek ya kimi atayım, kimi atayım Richard Tang'e öyle bir şey yok tabii ki. Buradaki atanan isim tamamen ABD'nin seçtiği bir isimdi Richard Tang. Binance'ın yeni CEO'su olarak göreve başlamaktan onur duyuyor ve büyük bir tevazu gösteriyor. Hacim bakımından diyor, dünyanın en büyük kripto para borsasını işletiyoruz. 150 milyon kullanıcımız ve binlerce çalışanımız tarafından bize duyulan güven ciddiye aldığım ve değer verdiğim bir sorumluluktur. Ya ne güveni arkadaşım ya. Bu saatten sonra artık Binance'da güven diye bir şey kalmadı. Şimdi olaylara bir bakıyor musunuz? Kara para aklama, terörizmle, terör örgütleriyle işbirliği, CZ, Binance'dan kendi bir tane paravan bir şirket kurmuş herif. Binance'daki paraları oraya gönderiyor. Yani yatırımcının parasını, bildiğiniz içerideki yatırımcının parasını şeye gönderiyor adam ya. Kendi kişisel şirketine gönderiyor. Tamam mı? Sen parayı yatırıyorsun. İşte para nereye gitti? CZ'nin paravan şirketine gitti para. Tabii bunu öderken mikser gibi ortada bir tane bir havuz fonu oluşturmuşlar. Oradan gönderiyorlar. Tamam da bu bir gün patlar. Böyle yaparsan bu bir gün patlar yani. O yüzden yatırımcıların varlıklarına el koymanın bir anlamı olmayacaktır. Patladı zaten. CZ ve liderlik ekibimizin desteğiyle temel misyonumuz olan para özgürlüğüne ulaşırken hissedarlarımızın beklentilerini karşılamaya ve aşmaya devam edebilmek için bu görevi kabul ettim diyor. Dediğim gibi bu saatten sonra işler biraz zor. Binance'ın bugün üzerinde durduğu temel her zamankinden daha güçlü. Parlak bir gelecek sağlamak için son 30 yıllık finansal hizmetler ve düzenleme deneyimim boyunca öğrendiğim her şey olağanüstü, yenilikçi ve kararlı ekibimize rehberlik etmek için kullanmayı amaçlıyorum. Evet, kendisi zaten şey bir isim, tecrübeli bir isim gerçekten. Ama bunun yanı sıra ABD regülatörlerine de tabii bir o kadar yakın bir isim. ABD regülatörleriyle arası iyidir yani Richard Tang'in. Zaten öyle olmasa bugün adam görevde olmazdı takdir edersiniz ki. Tamam mı? Bu noktada ben ne yalan söyleyeyim, ilerleyen zamanlarda daha da şey olacağını düşünüyorum. Yani Richard Tang'in kişisel olarak ilerleyebileceğini düşünüyorum. Tamam. Ama Binance için açıkçası bu durum tabii ki de
geçerli olmayacaktır. Şimdi ABD nasıl bir politika izleyebilir peki şu anda Binance'a yönelik? Şöyle bir şey olabilir. ABD tarafı muhtemelen Binance'ı şöyle bir kontrol eder. Ya bakalım ne yapıyorlar tarzında. Gerçekten dışarıda bir başarı yakalanıp ciddi belli bir hacim döndürülürse ABD yeniden pazarını açabilir diye düşünüyorum. Kesin olmamakla birlikte. Bunu da bu şekilde söylüyorum. Çünkü ABD pazarlarına girerlerse bu şartlar altında da ABD'nin istediği şekilde girerler. Tabii öyle korkunç, çok yüksek paralar kaydedilmez. Ve tabii regülatörlerle işbirliği yapılır. Ama şunu unutmamak lazım. Regülatörlerle mutlak bir işbirliği gerçekleştirilecekse eğer Binance'ın şeyin karşısında tutup da Coinbase'in ve bir takım diğer borsaların karşısında hiç şansı yok. Buna emin olabilirsiniz. O yüzden Binance'ın bu saatten sonra işi zor. Yani bu adamla da zor, başkasıyla da zor, zor olacak bir iş değil yani Binance'ın yeniden devamı. Diyor ki odak noktam şunlar olacak. Kullanıcılara şirketin mali gücü, emniyeti ve güvenliğinden emin olabilecekleri konusunda güvence vermek. Arkadaşım, mali gücü ve güvenliğinden emin olabilmek mi diyorsun? O zaman şöyle yapılacak. Sen önce eğer mali gücün varsa, zahmet olmazsa çalışanlarınıza parayı ödeyin, aksatmayın. Bence işe oradan başlayın. Yani çalıştırdığınız adamlara bence ilk önce emeğinin karşılığını verin. Bence işe buradan başlayın bana kalırsa. İkinci olarak CZ'nin paravan şirketiyle olan her şeyi bırakın. Önemli tüketici korumaları sağlarken inovasyonu teşvik eden yüksek standartları küresel olarak korumak için düzenleyicilerle işbirliği yapmak. Ya bu saatten sonra işbirliği yapmayı bırak. Adamlar zaten sizi avucunun içine aldı. Yani adamlar sizi zaten kucağına oturttu demek istemiyorum demedim. Ama böyle bir şey. Web3'ün büyümesini ve benimsenmesini sağlamak için ortaklarla birlikte çalışmak. Burada kalmaya kararlıyız. Lütfen bana destek verin. Önümüzdeki günler için heyecanlıyım. Dostum Binance'dan fonları çekin. Yani Binance'da para tutmayın. Benden size bir tavsiye. Tamam mı? Tavsiye Binance'dan fonlar çekilsin. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.